Fatih Altaylı. Fatihaltaylı.com.tr Hulusi Bey, bu köyde Allah korkusu oranı ne? Çok bilinen bir sözdür de bir süre önce sosyal medya kullanıcısı Kon Sinov bir kez daha hatırlattı. Tutti kopovele, nosiro copovele. Herkes suçlu, kimse suçlu değil ya da daha anlamlı çevirisiyle herkes suçluysa hiç kimse suçlu değildir. Bu Sicilya mafya cümlesini bugün Türkiye'de her yere uygulamak mümkün. Dilan Polat ve ailesine de, benzeri kara paracılara da, ortalıkta imparator gibi gezen mafya bozuntularına da, bahis mafyasına da, spor kulüplerine de, siyasete de, ticarete de, her yere. Ve tabii son günlerde bir korku filmi gibi izlediğimiz Narin cinayetine de. Zaten pek çok yazar, çizer bu cümleyi peş peşe kullandı bu günlerde. Bütün bir köy, bütün bir aile bir cinayetin ortağı. Kimi işleyerek, kimi izleyerek, kimi susarak. Ve kim bilir daha kaç cinayetin. Amcalar, ağabeyler, analar, babalar, amcalar ve son olarak köyün imamı. Acaba eğitimin amacı bilgi değildir, Allah korkusu vermektir buyuran eski Diyanet İşleri Başkanı, pardon ne Diyaneti, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar bu köyde olanlar için ne düşünüyor merak ederim. Oldukça muhafazakar görünen ve bir zamanlar Hizbullah'la anılan bu köyde son seçimlerde 154 oyun yüzünü AKP, 16'sını Hüdapar, 3'ünü YRP, 2'sini Saadet almış. Geri kalan 32 oysa Dem Parti'ye gitmiş. Hulusi Akar bu tabloya bakarak köyde eksik olanın Allah korkusu olduğunu hala düşünüyor mu? Ama galiba yeni Türkiye'yi tanımlayan söz Konsinov'un hatırlattığı İtalyan mafya cümlesi. Herkes suçluysa kimse suçlu değildir değil. AKP'nin Türkiye'sine daha çok uyan cümle suçlayacak kimseyi bulamadığında herkes suçlu demektir. Türkiye'nin durumu da budur. Hiç kimse sorumluluğu Allah'a, Allah korkusuna yüklemesin. Allah'ı suçlarına ortak etmesin. Yemezler. Ne bu dünyada ne de varsa ötekinde. Ona metres derler. Türkiye artık bir başka ülke oldu. Yasa dışılık çok normal. Narin cinayetiyle ilgili olarak bir diğer amca ve diğer amcanın ikinci eşi gözaltına alınıyor ve herkes bunu çok normal karşılıyor ve sanki ortada yasa dışı bir durum yokmuş gibi ikinci eşi de tutuklandı diye yazıyor. Hani ilkini boşamış da yenisiyle evlendiği için ikinci eş falan değil, pek çok eşten ikincisi. Biz Suriyelilerin çoklu eşlerini nüfusa nasıl kaydedersiniz kardeşim diye kıyamet koparıyoruz. Meğer millet bu durumu çoktan içselleştirmiş bile. Bakın arkadaşlar, sözde muhafazakar kardeşler. Bu Etiler'de nişan taşında Kadıköy'de olunca başka, Fatih'te, Başakşehir'de, Tavşantepe köyünde olunca başka türlü adlandırılmaz. Yıllarca yutturduğunuz gibi kuma falan da denmez. Buna metres denir. İster ikinci olsun, ister üçüncü İmam nikahlı falan deyip de yumuşatmaya kalkışmayın. Tavşan Tepe'de imam var da Kadıköy'de yok mu? Pardon, Tavşan Tepe'de bugünlerde yok. Çünkü cinayete suç ortaklığı şüphesiyle göz Her gün 20 narin. Tavşan Tepe köyü falan diyoruz ama acaba Türkiye'nin nerelerinde daha kaç Tavşan Tepe benzeri yer var? Hatırlayın, yıllar önce yine büyük bir rezaleti hatta felaketi konuşmuştuk. Bu kez olay yeri Bartın'dı. Giderek lafta muhafazakarlaşan Türkiye'de cinsel suçlarda büyük artış var. Pek çoğundan haberiniz, haberimiz olmuyor. Yazın Google'a rastgele bir kentin adını, cinsel suç, ensest, taciz, tecavüz deyip bakın kaç haber çıkıyor büyük medyaya aksetmemiş. Birkaç gün önce YouTube yayınımda anlattım. Türkiye'de sadece 2023 yılında savcılıklara akseden çocukların cinsel istismarı ile ilgili şikayet ve dosya sayısı 66138. Aynı dönemde mahkemelerde aynı suçtan görülen dava sayısı 14919 ve yine 2023'te sonuçlanan davalarda bu suçtan hüküm giyenlerin sayısı 7088. Yani günde 20 kişi bu suçtan mahkum oluyor. Demek ki günde en az 20 kanıtlanabilir çocuk tacizi vakası gerçekleşiyor kanıtlanamayan ya da aile baskısı, aşiret baskısı gibi nedenlerle mahkemeye aksettirilmeyen, suçlamaya dönüşemeyen olaylar hariç günde minimum 20 çocuk bir cinsel suçun mağduru oluyor. Biz 20 gündür narini konuşuyoruz. Kim bilir daha nerelerde ne narinler var? Kimi öldürülmüş, kimi canlı ölülere dönüştürülmüş. Ne zaman insan oluruz? İnsanlıktan utananlar utanmayanlardan korkmadığı zaman